بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kardeşler, önceki derslerimizde Kur'an kıssalarını anlatmaya devam ediyorduk. Netice itibariyle de Adem Aleyhisselam'ın kıssasından şeytandan korunma yollarını anlatmıştık. Bugün olması gereken peygamberlerin kıssalarına devam etmekti. Fakat zilhiccenin ilk 10 gününe girdiğimiz için eğer sizler de müsaade ederseniz peygamber kıssalarından değil de daha ziyade zilhiccenin ilk on gününün fazileti ve zilhiccenin ilk 10 gününde Müslümanın yapması gereken amellerden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Şimdi kardeşler Allah Azze ve Celle'nin dininde, İslam dininde zamanların ve mekanların hiçbir fazileti yoktur. Eğer şeriat herhangi bir zamana veya herhangi bir mekana bir fazilet nispet etmemişse Müslümanların taş parçasına, toprak parçasına, binalara değer vermesi mümkün değildir. Yani eğer Allah Azze ve Celle Kabe'yi Kabe kılmasaydı Kabe'nin binasıyla şu içinde oturmuş olduğumuz binanın bizim yanımızda hiçbir farkı olmazdı. Çünkü o da taştan yapılmıştır, bu da taştan yapılmıştır. Fakat ne zaman ki Allah herhangi bir toprak parçasına fazilet atfederse veya Allah'ın Resulü herhangi bir topra bir zamana fazilet atfederse o Müslümanların yanında değerli olmaya başlar. Zaten bizlerle bidat taifelerini birbirinden ayıran en keskin noktalardan bir tanesi de budur. Mesela biz diyoruz ki din Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dediği gibi iki temel asıl üzerine kuruludur. Din iki temel asıl üzerine kuruludur. Bir, sadece ibadetlerde alemlerin Rabbi olan Allah'ın birlenmesi. İki, bu ibadetlerin sadece peygamberlerin gösterdiği şekilde yapılmasıdır. Bu aynı zamanda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin de manasıdır. La ilahe illallah demek yani ben Hayatımda Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyeceğim demektir. Muhammedun Resulullah demek, ben ibadetlerimi sadece Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde yapacağım demektir. Ve bu günler, yani Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün önem atfettiği bu günler Allah'ın şiarlarındandır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalplerin takvasındandır. Yani belli zamanlar var, belli günler var, belli dönemler var. Allah Azze ve Celle Müslümanların bu dönemleri tazim etmesini istiyor. Müslümanların yanında bu günlerin sair günlerden daha farklı olmasını istiyor. Ve diyor ki insanlar iki kısımdır tabiri caizse. Allah'ın değer verdiklerine değer verenler bu onların kalplerinin takva sıfatıyla kuşandığını gösterir. Bir de Allah değer verdiği halde Allah Azze ve Celle'nin değer verdiğine değer vermeyenler vardır. Bu da onların kalplerinin facir olduğunu, kalplerinin takva sıfatıyla sıfatlanmadığını gösterir. Bakın kardeşler, hangi kavim olursa olsun, hangi millet olursa olsun belli şiarlar ve belli semboller etrafında yaşarlar. Siz hiç yeryüzünde bayrağı olmayan bir millet gördünüz mü? Bayrağı olmayan bir millet yoktur. Mesela bayrak bir bez parçasıdır. Fakat insanlar onun uğruna savaşıyorlar. İnsanlar onun etrafında toplanıyorlar. İnsanlar bir vatan düşünün. Vatan dediğimiz şey haritada yamuk çizgilerle oluşmuş olan bir, bir parçadır, toprak parçasıdır. İnsanlar bunun için birbirini seviyor. İnsanlar bunun için birbirlerine düşmanlık ediyorlar. Niye? Çünkü bu fıtri bir ihtiyaçtır. Her ümmet kendi varlığını semboller üzerinden ifade eder. İslam da fıtrat dini olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle Müslümanların şahsiyetini semboller üzerinden oluşturmuştur. Mesela haram aylar ayların içerisinden Müslümanların şiarıdır. Yani senede 12 tane ay varsa bunların 4 tanesi haram aylar dediğimiz aylar bunlar Allah Azze ve Celle'nin yücelttiği Müslümanların değer vermesini istediği aylardandır. Haram ayların içerisinde zilhicce de haram aylardan bir tanesidir zaten. Dün içine girmiş olduğumuz ay zilhicce. Zilhicce'nin ilk 10 günü Allah Resulü'nün Müslümanların ayrıyeten değer vermesini istemiş olduğu günlerdendir. Bu da Müslümanların aynı zamanda şiarlarındandır. Bakın kardeşler bilmiyorum dikkatinizi çekmiş midir çekmemiş midir? Ee, kafirler, kafirler herhangi bir toplumu şahsiyetsizleştirmek ve onu rahat yönetmek istedikleri zaman önce onun sembollerine saldırırlar. Onun sembolleriyle dalga geçmeye başlarlar. Onun şiarlarını küçümsemeye başlarlar. Çünkü nesiller şiarları yüceltmedikleri zaman kimliklerini kaybederler. Şahsiyetlerini kaybederler. Dışarıdan insanlar istediği gibi onları yönlendirmeye başlarlar. Yani siz mesela TC'ye dikkat edin, Türkiye'ye dikkat edin. Mesela Müslümanların hacca gitmesini hep küçümsediler. Müslümanların Kabe'ye değer vermesini hep küçümsediler. Ama bunun yanında anıt kabiri yücelttiler. Yani bunu yaparken de mesela dalga geçtiler. Dediler ki işte İslam dini hurafe dinidir. Taşlara değer verir. insanları taşların etrafında döndürür dediler. Nesilleri bu şekilde aldattılar. Fakat onun yerine getirdiler. Yeryüzündeki en çirkin, yeryüzündeki en habis insanın kabrini veyahut da yattığı cehennem çukurlarından bir tanesini insanların gözünde büyüttüler. Misal. İnsanların gözünde camileri değersizleştirdiler. Allah'ın evlerini değersizleştirdiler. Ama bunun yerine bayrak gibi, toprak parçası gibi ne idüğü belirsiz şeyleri insanların gözünde yücelttiler. Bu sıradan bir şey değildir. Yani semboller savaşı dediğimiz savaş sıradan bir şey değildir. Ve Allah Azze ve Celle'nin özellikle bazı günlere ve zamanlara önem atfetmesi, Müslümanların bunu yüceltmesini istemesi bu da boşuna olan bir şey değildir. Çünkü insanlar ve toplumlar semboller üzerinden kendilerini, varlıklarını ispat edebilirler. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle diyor. Yani belki sorabilirsiniz. Zilhicce'nin ilk 10 gününün Müslümanların şiarlarından bir şiar olduğunun delili nedir bizim elimizde? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle diyor. Vel fecri, fecre kasem olsun. Ve leyalin aşri, Ve o on güne kasem olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Bir on gün üzerine Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Sahabeden İbni Abbas diyor ki o on gün Allah'ın yemin etmiş olduğu on gün o zilhiccenin ilk on günüdür diye. İmam Bukhari peygamber aleyhissalatu vesselamdan naklediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabesine diyor ki Mâ min eyyâmin Al-amelu's-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihil Aynı bizim gibi bu günleri yaşarken, Zilhicce'nin 10 gününü yaşarken Aleyhissalatu vesselam diyor ki hiçbir günde yapılan amel bu 10 günde yapılan amel kadar Allah azze ve celle'ye sevimli değildir. Sahabe bunu işittiği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a soruyor. Ve'l-cihadu fi sabilillah? Allah yolunda cihat da mı ey Allah'ın Resulü? Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Sahabenin yanında mukarrar olan şey şu. Allah yolunda cihad etmek, ameli olaraktan yapılan eylemlerin Allah'ın yanında en faziletli olanıdır. Bu onların yanında karar kılmış olan bir şey. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara şu on günde yapılan amel Allah'a en sevimli ameldir deyince sahabe şaşırdı. Allah yolunda cihad etmek de mi böyledir? Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki وَلَا الْجِهَادُ fi sabilillah. Allah yolunda cihad etmek bile bu kadar faziletli değildir diye. Yani bugünlerde yapılan amel Allah yolunda cihattan daha faz faziletlidir. Sadece bir istisna kıldı aleyhissalatü vesselam. Dedi ki illa raculun haraca bimalihi ve nefsihi ve lem yerci bi min şeyin. Ancak malıyla ve canıyla Allah yoluna çıkan ve hiçbir şeyle geri dönmeyenler müstesna. Yani bir adam Allah yolunda cihad için evinden çıkmışsa, malını Allah yolunda harcamışsa, canı Allah yolunda şehit olmuşsa bir rivayette peygamber diyor atı da onunla beraber öldürülmüşse bineğini de kaybetmişse bu Allah'ın yanındaki en faziletli adamdır. Fakat bundan sonra Allah azze ve celle'nin yanındaki en faziletli amel şu içinde bulunmuş olduğumuz 10 günde yapılan amellerdir. İmam Ahmed rivayet ediyor. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün sahabeye dedi ki: "Memin eyyamin a'zamu indallahi." وَلَا أَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ف۪يهِنَّ مِنْ اَيَّامِ الْعَشْرِ Dikkat edin ey Müslümanlar! Allah'ın yanında daha büyük, Allah'ın yanında daha sevimli şu on günde yapılan salih amelden başkası yoktur dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve sahabeyi uyardı. فَاَكْسِرُوا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ve temhidi Ey Müslümanlar! Allah'ı çokça la ilahe illallah diyerek zikredin. Allah'ı çokça Allahu Ekber diyerek zikredin. Allah'ı çokça elhamdülillah diyerek zikredin. Allah'ı çokça subhanallah diyerek zikredin. Bugünlerin faziletinden mahrum olmayın. Ve yine dikkat edin kardeşler. Bugün yani bu on günün içerisinde dokuzuncu gün Allah'a en sevimli olan arefe günüdür. Bu on günün içerisindeki en dokuzuncu gün Allah'a en sevimli olan arefe günüdür. Bunların onuncu günü de Allah'ın en sevdiği amel olan kurban kesme eyleminin yapıldığı kurban günüdür. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini ihya ettiğimiz kurban günüdür. Arafe için diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İbni Hibban rivayet ediyor. اَفْضَلُ اَيَّامِ Dünya يَوْمُ عَرَفَ Dünyanın en faziletli günü Allah'ın yanında, dünyanın en faziletli günü Arafe günüdür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse kardeşler, şu anda bizler aslında Allah'ın bir nimetini yaşıyoruz. Yani Allah kendi yanında değerli olan bir zaman dilimine bizleri tekrardan kavuşturdu ve o günlerin faziletinden istifade etmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip eyledi. Hatırlarsanız Ramazan'a girerken size selefin bir duasını aktarmıştım. Demiştim ki selef Ramazan gelmeden önce Allah'a dua ederdi. Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır. Ramazan geldiğinde ise bu sefer Allah'a hamd ederdi. Derlerdi ki Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştırdığın için sana hamd olsun diye. Şu anda emin olun ki kardeşler biz de Allah Azze ve Celle'nin öyle büyük bir lütfunun içerisindeyiz ki Allah Azze ve Celle'ye çokça hamd etmemiz gerekiyor. Bakın kardeşler burada bir parantez açıp bir konuya değinmek istiyorum özellikle. Normalde Allah Azze ve Celle insanoğlunu kendine kulluk yapmaya davet ediyor. Ve kainatta bulunan her şey insana bunu hatırlatmak için vardır. Yani çevrenizde ne varsa gözünüzü çevirdiğiniz zaman size aslında şunu söylüyor, sizinle konuşuyor. Ey insan diyor, bak ben şuursuz olmama rağmen alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk ediyorum. Sen de alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk et. Sakın alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluktan gafil kalma diye. Bakın Allah Azze ve Celle diyor, وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Şu kainatta var olan hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah'a hamdiyle tesbih eder. Şu önümde duran bardak, şu önümde duran cihaz da istisna olmaksızın her şey Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor. Bakın bir ayette bizim normalde bakıp başımızı çevirdiğimiz bir şey için Allah Azze ve Celle bize ne diyor? أَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Görmez misin ey Muhammed? Yerde ve gökte olan her şey Allah'ı tesbih ediyor. Yani bak şöyle bir etrafına dağlar, yerler, ağaçlar, yapraklar. Var olan her şey Allah'a kulluk ediyor. Ve Allah Azze ve Celle devam ediyor. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ Ve diyor o saflar halinde giden kuşlar, saflar halinde tepemizde uçan kuşlar, onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Kullun قَدْ عَلِمَ ve وَتَسْبِحَهُ Onlardan her bir tanesi, her bir kuş Allah'a nasıl namaz kılacağını ve Allah'ı nasıl tesbih edeceğini bildi diyor Allah Azze ve Celle. Düşünün kardeşler, tepemizde uçuşan kuşlar Allah azze ve celle'ye namaz kılıyorlar ve bize Allah'a kulluğu hatırlatıyorlar. Fakat insanoğlu nankör. Yani buna rağmen insanın hayatında en çok unuttuğu şey nedir diye sorsak, insanın hayatında en çok unuttuğu şey alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın insana en çok hatırlattığı şey Allah'tır. Buna rağmen insanın en çok unutmuş olduğu şey yine beraberinde Allah azze ve celle'dir. Ama Allah merhametlidir. Allah merhametlidir. Kulu yapamadıklarını telafi etsin. Unuttuklarını tedarik etsin. Eksiklerinden tövbe etsin diye habire kulun önüne fırsatlar çıkarıyor. Bakın dikkat edin kardeşler. Gün içerisinde nankörlüğümüzü telafi edelim diye Allah Azze ve Celle beş vakit namazla biz istesek de istemesek de burnumuzu sürte sürte bizi kendi huzuruna getiriyor ve bize kendisini hatırlatıyor. İçimizden namazın kıymetini bilmeyenler var. Yani Allah kendi şanının yüceliğinden tenezzül etmiş, bizim gibi günahkar insanları kendi huzuruna kabul etmişken, insanlardan bazıları buna rağmen namazlarında Allah'tan başka şeylerle meşgul oluyorlar. Yani bir düşünün, hani çok değer verdiğiniz, sizin için önemli olan bir padişah, bir yönetici, sizi kendi huzuruna kabul ediyor. Fakat siz onun huzurundayken elinizde telefon birine mesaj yazıyorsunuz. Veya aklınız iş yerinde. veya da çoluk çocukla meşgulsunuz. Bu ancak akılsız insanların yapabileceği bir şeydir. E düşünün kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah bizi namaza muvaffak kıldığında aslında bize bu fırsatı vermiyor mu? Allah bize bu fırsatı veriyor. Bizi kendi huzuruna kabul ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah. Fakat insan nankörlüğünden olsa gerek namazda, namazın içinde bir tek namazla ilgilenmiyor. Namazın dışındaki tabiri caizse her şeyle uğraşıyor. Allah Azze ve Celle diyor bu insan unutkan. Bu insan nankör. Ben buna bir fırsat daha vereyim diyor. İnsana geceyi vermiş bu sefer. Yani gecenin son üçte birinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah gecenin son üçte birinde dünyanın semasına iner. Yani Allah Azze ve Celle arşındadır. Fakat Allah Azze ve Celle gecenin son üçte birinde dünya, dünyanın semasına iner. Ve insanlara seslenir. Yok mudur benden isteyen ona vereyim. Yok mudur benden istiğfar talep eden onun günahlarını bağışlayayım. Yok mudur bana sığınan bir şeylerin şerrinden benim korunmama iltica eden onu koruyayım diye Allah Azze ve Celle bu fırsatı veriyor insana. Diyelim ki insan bunu da kaçırdı. Allah Azze ve Celle insanın önüne cuma günlerini koymuş. Yani bire on karşılık verdi. Amelleri kat kat artırdı. Müslümanlara haftada bir gün nasip etmiş. Diyelim ki kardeşler insan onda da nankörlük etti. Allah Azze ve Celle insanın önüne Ramazan ayını koymuş. Şeytanları zincire bağladı. Rahmet kapılarını açtığı ve insanları ateşten azat ettiği bir ayı insanlara nasip etmiş. Diyelim insan onda da nankörlük etti. Rabbinin kadrini ve kıymetini bilmedi. Müşrikler gibi Allah Azze ve Celle'yi tazim etmesi gerektiği gibi tazim etmedi. Allah Azze ve Celle diyor Ramazan'ı kaçırdıysanız size kadir gecesini veriyorum. Hem Ramazan'ınızı hem de Ramazan gibi bin tane Ramazan'ınızı telafi edin diye size kadir gecesini verdim. İnsan diyelim ona da nankörlük etti kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah şevvali bu defa insana nasip etmiş. Yani Ramazan'dan sonra altı gün yaptıklarından pişman ol. Altı gün boyunca oruç tut. Allah'a yönel Allah seni affetsin diye altı gün vermiş. Diyelim insan ona da nankörlük etti kardeşler. Allah azze ve celle insanın önüne zilhiccenin ilk on gününü getirmiş ki insan yaptığı amellerle sene içinde kaçırdıklarını şey yapabilsin telafi edebilsin diye. Öyleyse kardeşler bakın salih amel bizlerin Allah'a kulluğu için tabiri caizse olmazsa olmazımızdır. Yani İslam dini sadece düşünceler bütünü değildir kardeşler. Hani bir takım bir şeylere inanacağız, bir takım bir şeyleri de reddedeceğiz, ondan sonra biz Müslüman olacağız. İslam dini böyle bir din değildir. İslam dini evet bir takım bir şeylere inanacağız, bir takım şeylere inanacağız, fakat bununla beraber mutlaka hayatımıza salih amel de sokacağız. Çünkü Allah Azze ve Kur'an'da ve sünnette Resulü Aleyhisselatu vesselam iman ile salih ameli birbirinden ayırmamıştır. İman ile salih amel birbirinden ayrılmamıştır. Allah Azze ve Celle, imanı kabul eden, salih amelden yüz çeviren insanların ise müminler olmadığını söylemiştir. Ondan dolayı eğer Allah bize bir fırsat vermişse, bazı günler bize nasip etmişse, ve bu günler içerisinde de yaptığımız amelleri kendisine yapılan en sevimli ameller olarak tayin etmişse öyleyse bizler kardeşler bu günlerin kıymetini bilelim. E, bu günlerde elimizden geldiği kadar salih ameller yapmaya çalışalım. Peki bu günlerde ne yapalım? Yani özellikle yapmamız gereken bir amel var mıdır? Normalde hadis-i şeriflerde söylediğim gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam umumen salih amel diyor. Yani bu günlerde yapılan bütün salih ameller sair günlerde yapılanlardan çok daha faziletlidir. Mesela şu 10 gün içinde kardeşler kendinize bir Kur'an virdi oluşturabilirsiniz. Yani evinize gittiğiniz zaman ben inşallah elimden geldiği kadar sabah, öğlen, akşam bir cüz okumak suretiyle en azından bir hatim indireyim. Onu yapamıyorsam Kur'an'ın üçte birini okuyayım. Onu yapamıyorsam belli bir nokta belirleyeyim. Şu 10 günde Kur'an okuyayım diye. Bir zikir virdi kendinize belirleyebilirsiniz. Yani şu kadar zikirleri şu günler içerisinde Allah Azze ve Celle'ye yapayım diye kendinize mesela bir virt belirleyebilirsiniz. Namaz yani belli vakitlerde kılmayı kendinize ahdettiğiniz namazlar belirlersiniz ve o namazları bu günlerde yapabilirsiniz. Fakat bütün salih ameller bu günlerde değerli olmakla beraber İslam alimleri özellikle bize 3-4 tane ameli özellikle tavsiye etmişler. Yani bu amellerin fazileti çok daha büyük olduğundan bu amelleri yapın demişler. Bunlardan birincisi kardeşler bugünlerde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Bu zilhiccenin ilk 10 gününde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Niye? Çünkü kutsi bir hadiste Peygamberimiz Allah'tan naklediyor ve Allah Azze ve Celle bize diyor ki Kullu ameli beni Adem lehu illa savme fe li ve ana edzi oğlunun yaptığı bütün ameller insan oğluna aittir. Yani ne yapmışsa insan kendine yapmıştır. Fakat bunlardan bir tanesi müstesna, oruç müstesna. İnsan orucu bana yapmıştır ve orucun ecrini de ben vereceğim diyor Allah azze ve celle. İslam alimleri diyorlar ki bu ifade Müslümanın kalbinde oruca karşı bir himmet, Müslümanın kalbinde oruca karşı bir şuur oluşturmak içindir. Yani düşünün Allah Azze ve Celle size diyor ki sen oruç tut, onun karşılığını ben sana vereceğim. Allah'ın hazineleri tükenmeyeceğine göre, Allah Azze ve Celle'nin fazlına hiçbir şey engel olmayacağına göre, öyleyse Allah Azze ve Celle orucun karşılığını insanın aklının ve hayalinin alamayacağı kadar fazlasıyla verecektir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ عِنْدَ اللّٰهِ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِي benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah'ın yanında misk kokusundan daha temizdir. Misk kokusundan daha güzeldir. وَلِسَّائِمِ farhatani Oruç tutan insan için iki tane sevinç vardır. Farhatun اِذَا اَفْتَرْ İftar ettiği zaman, yemek yediği zaman sevinir. وَفَرْحَتُنْ اِذَا لَقِيَ بِرَبِّهِ Ve Rabbi ile karşılaştığı zaman da sevinir. Yani Rabbini gördüğü zaman Rabbi orucun karşılığında ona o kadar çok şey verecektir ki kul o anda bundan aşırı şekilde bir sevinç duyacaktır diyor Aleyhisselatu vesselam. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir hadiste diyor. Es-savmu cunnetun. Oruç kalkandır. İnsanları ateşten koruyan, insanların kendilerini ateşten muhafaza etmesini sağlayan Allah azze ve celle'nin insanlar için kılmış olduğu bir kalkandır diyor. Bakın kardeşler. Özellikle bu on günün içerisinde Arefe günü vardır dedik. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Arefe orucunu hem kendisi tutmuştur hem de bütün Müslümanları Arefe orucuna teşvik etmiştir. Yani diyelim ki bu on gün oruç tutamadık. Belli sebeplerden, hastalıktan, işten oruç tutamadık. Fakat elimizden geldiği kadarıyla Arefe orucunu kaçırmamak için elimizden geleni yapalım. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Savmu yevmi Arefe ahtesibu alallahi en yukeffira senateyni el madiye vel mustakbile. Arefe orucu umuyorum ki Allah onunla hem geçen seneyi kefaret kılsın hem gelecek seneye kefaret kılsın. Yani Arafa orucu Allah'ın yanında o kadar faziletlidir ki kardeşler. Geçen sene işlediğimiz günahlara kefaret olduğu gibi daha henüz işlemediğimiz ve ne olacağını bilmediğimiz gelecek senenin günahlarına da kefarettir aynı zamanda. Öyleyse kendimiz için, ehlimiz için, arkadaşlarımız için birbirimize tavsiyede bulunaraktan bu orucu kaçırmamaya hususen dikkat etmiş olalım. Bu amellerden bir diğeri kardeşler Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Allah Azze ve Celle'yi bol bol zikretmektir. Hatırlarsanız dersin başında İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadisi size söyledim. Allah'ın yanında daha büyük ve Allah'ın yanında daha sevimli bugünlerde yapılan amel gibi amel yoktur dedi Peygamberimiz ve Müslümanlara tavsiyede bulundu. Allah'ı tesbih etmeyi, la ilahe illallah demeyi, Allahu ekber demeyi, subhanallah demeyi çokça yapınız dedi Müslümanlara. Kardeşler bugünlerde hususen yani en kolay olan biliyorsunuz insana yapabileceği amel Allah azze ve celle'yi zikretmektir. Yani çünkü hani diyelim namaz için bir vakit ayırmanız gerekiyor. Kur'an okumaya vakit ayırmanız gerekiyor. Oruç tutmak insanın bedeninde bir güç istiyor insandan. Fakat zikir böyle değildir. Hani bir tane sahabe peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Şüphesiz ki İslam'ın amelleri çoğaldı. Bana öyle bir şey göster ki ben sürekli onu yapayım." Yani adam demek ki aciz bir adam, zayıf bir adam. Bakıyor her geçen gün yeni bir şey farz kılınıyor. Her geçen gün peygamberimiz yeni bir şeyleri sünnet kılıyor. Adam diyor ki: "Ben bu kadarını yapamam. Yani benim gücüm bu kadarına yetmez." "Ey Allah'ın Resulü" diyor. Bana öyle bir amel göster ki ben ona dört elle yapışayım. Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Yani ne olursa olsun sürekli Allah azze ve celle zikret ve dilin Allah azze ve celle zikrederken bununla ıslak kalsın. Zikir Allah'ın yanındaki en faziletli amellerdendir ve kula en kolay olan amellerdendir. Aynı zamanda geçen dersimizden de hatırlarsanız insanın en büyük düşmanı olan şeytandan İnsanı en kuvvetli koruyan ilaç etki yine aynı zamanda beraberinde ilaçtır. Ve zikir sizi Allah'a yaklaştırır kardeşler. Yani siz ne kadar Allah'a zikrederseniz şunu hiç unutmayın. Allah'ın sizin onu zikretmenize ihtiyacı yoktur. Çünkü mesela insan kendini niye zikrettirir? Misal, mesela bu tağutlara dikkat edin. Yaşadığımız beldelerin tağutlarına her tarafa resimlerini koyuyorlar. Çocukların okul kitaplarında İngilizce kitabına kadar Kitabın başına kendi resimlerini koyuyorlar. Niye kardeşler? Hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü insan neyi fazla hayatında zikreder? Neyi fazla hayatında hatırlarsa onun için değerli olan şey odur. Şimdi bu tağutlar kendilerinin değersiz olduğunu, hiçbir şeye yaramadıklarını bildiklerinden dolayı sürekli kendilerini insanlara hatırlatmak suretiyle insanların yanında kendilerine bir değer biçmeye çalışıyorlar. Yani büstlerini koyarak, fotoğraflarını koyarak, paraya resimlerini yapıştırarak, okullardaki kitaplara resimlerini koyarak insanların yanında bir değer elde etmek istiyorlar. Peki Allah Azze ve Celle niye sürekli ben, beni zikredin diyor. Haşa Allah Azze ve Celle değersizdir de. Kullar onu zikrettiğinde Allah Azze ve Celle değer mi kazanacaktır? Allah muhafaza. Allah'ın şanı zaten yücedir. Bakın Allah'ın zatının sıfatlarından bir tanesi El-Ali'dir Allah Azze ve Celle. En yüce olandır Allah. Allah'ın zatının sıfatlarından bir tanesi el kebirdir Allah azze ve celle. En büyük olandır Allah azze ve celle. Daha hiçbir insan yaratılmadan da Allah en yüceydi. Daha hiçbir insan yaratılmadan da Allah en büyüktü. İnsanlar yaratıldıktan sonra da Allah azze ve celle yine öyledir. Peki niye Allah beni zikredin diyor öyleyse? Bizim için bunu diyor kardeşler. Ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun beni zannettiği hal üzereyim. İza zekarani fi nefsihi zekertuhu fi nefsi. İza zekarani fi mele'in zekertuhu fi mele'in hayrin minhu. Ben kulumun zannı üzereyim. Yani kul beni merhametli zannediyorsa ben ona merhametle muamele edeceğim. Kul beni azap edecek, gaddar bir Allah olarak görüyorsa ben de ona azabımla muamele edeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Kulum beni andığında kendi nefsinde mesela sen burada oturuyorsun Allah 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 diyorsun. Allah Azze ve Celle de yedi kat göğünün üzerinde arşına istiva etmiş bir halde seni anıyor kardeşler isminle. Halis diyor, Ahmet diyor, Muhammed diyor, alemlerin Rabbi olan Allah seni anıyor. Peygamber diyor eğer o beni bir mecliste zikrederse, böyle bir meclisin içerisinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir mecliste zikrederim. Yani Allah Azze ve Celle melekleri topluyor, meleklerin içerisinde bakın diyor benim falanca kulum var ki başka bir hadisi söylüyorum şu anda mealen. Peygamber öyle diyor bir topluluk oturup Allah'ı zikretmeye başladıklarında Allah Azze ve Celle melekleri çağırır ve övünür. Bakın bunlar benim kullarımdır der ha. Bunlar oturmuşlar beni övüyorlar şu anda diye meleklere karşı Allah Azze ve Celle kullarıyla övünür. Hatta bir hadiste peygamber diyor bir topluluk oturmuş Allah'ı zikrediyor. Allah Azze ve Celle melekleri gönderiyor. Gidin diyor o topluluğu kuşatın. Rahmet indirin onların üzerine. Sekinet indirin onların üzerine. Şu anda burada Allah'a zikrettiğimiz gibi umuyorum ki Allah Azze ve Celle bizi onlardan kılar. Melekler Allah'ın huzuruna gidiyorlar. İmam Müslim rivayet ediyor. Ya Rabbi diyorlar onların içerisinde şakî bir adam var. Bedbaht olan bir adam var. Yani senin sevmediğin, senin değer vermediğin bir adam herhangi bir sebepten ötürü gelmiş seni zikreden Müslümanların arasında oturuyor. Allah Azze ve Celle der ki Hum kavmun la yeşka suhum. Onlar öyle bir kavimdir ki bedbaht bile onların içerisinde bedbaht olmaz diye. Onlarla oturan adam velev bedbaht olan bir adam olsa Allah azze ve celle onun bedbahtlığını görmemezlikten geliyor. Çünkü o mecliste Allah azze ve celle anılıyor. Allah azze ve celle yüceltiliyor. Zikir böyle bir şey kardeşler. Yani sen mesela kendi nefsine bazen sorabilirsin. Diyebilirsin ki ey Müslüman senin Allah'ın katındaki değerin nedir? Yani mesela her Müslümanın bunu merak etmesi lazım. Hani acaba Allah beni seviyor mu? Acaba Allah Azze ve Celle bana değer veriyor mu diye. Allah bizi bunun için yaratmadı mı kardeşler? Onu sevelim o da bizi sevsin. Ona değer verelim o da bize değer versin diye. Allah bizi bunun için yarattı zaten. E Müslüman eğer bunu kendine dert edinmiyorsa, Müslümanın orada durup düşünmesi lazım. Ben niye Allah'ın beni sevip sevmediğini kendime dert etmiyorum? Ben niye Allah'ın bana değer verip vermediğini kendime dert etmiyorum diye Müslümanın sorması lazım. Soru sorarsanız, Allah Azze ve Celle bana değer veriyor mu? Ben de size derim. Siz Allah'a ne kadar değer veriyorsanız. Çünkü selefe bu soru sorulduğunda böyle cevap vermiş. Siz Allah'a ne kadar değer veriyorsanız. Allah Azze ve Celle de size o kadar değer verir. Siz sorsanız. Peki benim Allah'a değer verdiğimin göstergesi nedir? Ne yaptığım takdirde Allah'a değer vermiş olurum? Siz eğer Allah'ı zikrediyorsanız. Allah Azze ve Celle'nin adını dilinizden, Allah'ın varlığını aklınızdan düşürmediğiniz oranda Allah Azze ve Celle'ye değer verdiğinizi gösterir bu. Ama Allah'ı zikretmeden, Allah'ı anmadan, Allah'ı hatırlamadan akşama kadar da burada insan otursa dese ki ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'a değer veriyorum. Bu kesinlikle Allah Azze ve Celle'ye değer vermek değildir. Bakın kardeşler, özellikle Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَيَذْكُ رَسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامٍ Ta ki Müslümanlar bilinen o günlerde Allah Azze ve Celle'yi zikretsinler diye. Müslümanlar bilinen o günlerde Allah Azze ve Celle'yi zikretsinler diye. İmam Bukhari İbni Abbas'tan bize şunu aktarıyor. İbni Abbas diyor ki Allah'ın kendisini zikretmesini istediği, onu zikretmemizi istediği bu belirli günler, belirlenmiş günler Zilhicce'nin ilk on günüdür. İbni Ömer ve Ebu Hureyre, İbni Abbas devam ediyor bu on günde çarşıya çıkar ve yüksek sesle tekbir getirirlerdi. Yani yolda yürürken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbiriyle tekbir getirirlerdi. Yani onlar çarşıda pazarda geziyorlar. Hatta Ömer radıyallahu an Mina'da tekbir getiriyor. Mekke'nin sokakları inliyor. Yani insanlar Ömer'in tekbirini işitince, Allahu Ekber sesini işitince insanlar da tekbir getiriyorlar. Ve Mekke'nin çarşıları inliyor. Sahabe bu tabiri kullanıyor. Yani sahabeler bu günlerde sadece kendi nefislerinde Allah'ı zikretmediler. Aynı zamanda sokaklara çıktılar, çarşıya çıktılar, pazara çıktılar ve Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Biz de mesela şöyle yapabiliriz kardeşler, evimizde, iş yerimizde, mesela birçoğumuz iş yerimizde patronuz, birçoğumuz iş yerimizde işçiyiz, birçoğumuz kendi evimizin babasıyız veya evimizin çocuğuyuz. Ee, evdeki insanların gaflete düştüğünü gördüğümüzde ya onlara zikri hatırlatırız bu ecirden faydalanabilmek adına veya da o, biz kendimiz yüksek sesle zikir yaparız. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Subhanallah, Peygamber aleyhissalatu vesselamın tavsiye ettiği gibi çevremizde bulunan insanlar da bu zikirler ile Allah azze ve celle'ye zikrederler. Ta ki bu günlerde Allah azze ve celle'nin adı yücelsin, insanlar Allah azze ve celle'yi zikretsinler diye. Sonuncusu ise kardeşler, bugünlerde hususen e, yapabilecek olan Müslümanlar için söylüyorum. Kurban kesmek. Kurban satın almak yani 10 güne girdiğimizde kurban satın almak. Çünkü Peygamberimiz kurbanı son günde almazdı aleyhissalatu vesselam. 10 günün içerisinde kurban alır ve hazırlık yapardı o 10 güne kurban alabilmek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki dikkat edin bu ayete. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ لِيَذْكُ رَسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Biz her ümmete Allah'ın onlara verdiği nimetlere şükretsinler diye bir gün tayin etmişizdir. Hayvan kestikleri, kurban kestikleri bir gün tayin etmişizdir. Yani Allah bizlere envai türlü şeylerle nimetlerde bulunmuş. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın nimetlerini sayamazsınız diye. Bu nimetlere şükretmenin birçok yolu var. Fakat Allah Azze ve Celle özellikle kurban ibadetiyle, kurban kesilen günleri tayin etmekle insanlara Allah'a şükretmek için yeni bir kapı açmıştır. İmkanı olan, parası olan, kurban kesmeye gücü yeten Müslümanlar bu İbrahim Aleyhisselam'ın şiarını, tevhidin sembolünü sakın kaçırmasınlar bu fırsatı. Zaten Allah Azze ve Celle'nin وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır dediği şey aslında kurban için inmiş bir ayettir. Fakat Allah'ın bütün sembollerini kapsar. Fakat hususen inmiş olduğu şiar, sembol Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara İbrahim Aleyhisselam'la beraber sünnet kılmış olduğu kurban amelidir. Bakın kardeşler peygamber bir hadis-i şerifte diyor ki tabi bunun senedinde alimler konuşmuşlar. Yani ihtilaf edilmiş olan bir hadistir. Men vecede sa'aten ve lem yudahi fe la İmkan bulduğu halde kurban kesmeyenler benim namazgahıma yaklaşmasınlar. Yani bayram namazı kılacakken aleyhissalatü vesselam Müslümanlara diyor. Sizin içinizden imkanı olup da kurban kesmeyenler bundan yüz çevirenler benimle beraber namaz kılmasınlar. Hatta benim namaz kıldığım alana da yaklaşmasınlar diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için kardeşler İmkanı olan Müslümanlar kurban alsınlar ve kurban'a hazırlık yapsınlar. Bakın Peygamberimiz yine bir hadiste diyor ki, "İze dhal al ve arada ahdukum an yudhhiya, fala ymesa min sharihi, vela Zilhicce'nin on günü girdiğinde ve sizden biri de kurban kesmek istediğinde tırnağına ve vücudundaki saça kıla dokunmasın diyor Aleyhisselatu Vesselam. Bu ifadeye dikkat edin. Zilhicce'nin 10 günü girdiğinde ve sizden biri kurban kesmeye niyet ettiğinde mesela kurbanlığımızı satın aldık. Tırnaklarını ve vücudundan hiçbir tüy kesmesin diyor aleyhissalatü vesselam. Niye kardeşler? Çünkü Allah'ın yanında bu günlerde kurban kesen insan ihramlı insan hükmündedir. Yani ihram, haç Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara farz kıldığı beş büyük ibadetten bir tanesidir. Ve beş büyük ibadetten biri olan haccın sembolü ihramdır. Yani Müslümanlar hacca giderken ihrama giriyorlar. Saçlarını kesmiyorlar, tırnaklarını kesmiyorlar, hayvanlara zarar vermiyorlar. Kainattan bir şeyi kesmiyorlar, haremde avlanamıyorlar misal. O günlerde Allah Azze ve Celle onları tabiri caizse eğer yoğunlaştırılmış bir kulluk programına alıyor. Yani sanki hani normalde bir ders vardır, bir de yoğunlaştırılmış ders programları vardır o son 10 gün ihram günleri dediğimiz günler Allah Azze ve Celle'nin insanları yoğunlaştırılmış bir kulluk programını aldığı zamanlardır. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Müslümana bu amelleri yaptırmıyor. Peygamberimiz kurban kesmek isteyen Müslümanın da bunları yapmaması gerektiğini söylüyor. Bu ara aranızda kurbanını almış olan ve kurbanını kesmek olan Müslümanlar varsa hem de bu hükmü özellikle hatırlatmak istedim kardeşler. Ve en önemli mesele şunu hiç unutmayın. Bizler İbrahim'in milletiyiz. Bizler İbrahim'in milletiyiz. Hani Yahudiler, Hristiyanlar ve Müşrikler. Yahudiler dediler ki biz İbrahim'e tabiiz. Hristiyanlar dediler ki biz İbrahim'e tabiyiz. Müşrikler dediler biz zaten İbrahim'in torunlarıyız. İbrahim bizim atamızdır. Allah Azze ve Celle hemen bu iddialarını çürüttü. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ve ma kana İbrahim Yahudi değildi. İbrahim Hristiyan değildi. İbrahim hanif bir Müslüman idi ve İbrahim müşriklerden de değildi dedi Allah azze ve celle. Başka bir ayette bu sefer Müslümanların dikkatini başka bir noktaya çekti. İnne evlen nâsi bi İbrahim lellezîne ve hâzen nebiyyü İbrahim'e uymaya en layık olan insanlar İbrahim'e iman edenler bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Yani Allah azze ve celle bize şunu dedi. Ey Müslümanlar dedi. Dikkat etmiyor musunuz? Yahudiler bile İbrahim'e uymaya çalışıyor. Hristiyanlar bile biz İbrahim'deniz diyor. Müşrikler bile dinlerinin İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. Siz İbrahim'in dinine sahip çıkın. Siz İbrahim'in milletine sahip çıkın dedi Allah azze ve celle. İbrahim'in milletinin sembollerinden bir tanesi Allah azze ve celle'ye kurban kesmektir. Allah Azze ve Celle kurban bayramlarında bize İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini, teslimiyetini, velasını ve berasını, müşriklere olan o saf akidesini hatırlatmak için Allah Azze ve Celle bunu sembol üzerinden yapıyor. Yani kurban kestiriyor ve bize diyor ki ey insanlar İbrahim'i atanızı unutmayın diye. E bizler de muvahhidsek, bizler de İbrahim'in milletine tabiysek kardeşler, imkanı olan kardeşlerimiz kurban kesmekten imtina etmesinler. Allah Azze ve Celle'ye kan akıtmaktan imtina etmesinler. Burada hususen son olarak zilhicce konusunun dışında özellikle hatırlatmak istediğim bir konu var. Onu hatırlatayım inşallah size. Şimdi kardeşler normalde kurban alalım, kurban keselim. Kurban keserken biliyorsunuz insan kurbandan üç şekilde istifade edebilir. Bir, onun etinden yiyebilir. Yani kendisi yiyebilir. İki, onu işte sadaka olaraktan dağıtabilir. Üç, onu bir kısmını depolar, sene içerisinde kullanır. Bir kısmını depolar ve sene içerisinde kullanır. Yani zahire olaraktan kurbanı saklayabilir. Bir sene, İmam Bukhari rivayet ediyor, Allah Rasulü sahabeye dedi ki, sizden biriniz kurban kestiyse üç günden fazla eti evinde tutmasın. Yani kurbanlarınızı kestiniz, üç gün onlardan yediniz, Ondan sonra kurbanlarınızı dağıtın dedi. Elinizde kalmasın. Öbür sene oldu. İnsanlar yine kurban kestiler. Sahabeler peygamberimize geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Aleyhissalatu vesselam. Geçen sene bize böyle bir emirde bulunmuştun. Kurbanlarınızı üç günden fazla tutmayın. Bu sene de aynısı geçerli midir? Yani üç gün yiyelim ondan sonra kalanını hepsini dağıtalım mı? Aleyhissalatu vesselam dedi ki hayır. Geçen sene insanlar açtı. Geçen sene insanların arasında fakirlik vardı. Ben sizlerin insanlara yardımcı olmanızı istedim ve bundan dolayı elinizde kurban tutmayın dedim. Fakat bu sene artık genişlik var. İnsanlar rahata kavuştular. Dileyen kurbanından zahire olaraktan saklayabilir. Şimdi bakın kardeşler kurban kesmeye gücü yeten Müslümanlara söylüyorum. Şu anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmiş olduğu bu durum bizim için de geçerli. Yani Müslümanların arasında ihtiyaç var, Müslümanların bir takım sıkıntıları var ve Müslümanların kurbanlarını evlerinde yemektense buralara göndermesi veya bu insanlara vermesi daha faziletli olandır. E şimdi mesela gücü olan Müslüman, senenin 12 ayı boyunca et yiyebiliyor. Fakat Allah yolunda cihad eden kardeşleriniz, siz kurbanlarınızı onlara göndermeseniz et yiyemiyorlar. Yani fakat siz diyelim ki buradan paralarınızı toplasanız kurban paralarınızı oraya vekaleten gönderseniz orada kurban kesilse ümmetin namusunu, ırzını, dinini, şeriatını muhafaza eden yiğitler bu kurbandan yiyecekler. Siz zaten burada her halükarda et bulabiliyorsunuz. Mesela ilim talep eden öğrenciler var. Yani bunlar Allah için gençliklerini feda etmiş olan, kendilerini dört duvarın arasına kapatmış olan ve bu dört duvarın arasında ilim talep eden insanlar. Bunlar niye bu ilmi talep ediyorlar? Sizlerin sıkıntılarını giderebilmek için. Sizler Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederken basiret üzere kulluk edebilirsiniz diye. İslam ümmeti cehaletin bataklığında, İslam ümmeti insi ve cinni şeytanların tuzağında kaybolmasın diye bu gençler ilim talep ediyorlar. Eğer sizler evlerinizde et yiyebiliyorsanız ki yiyorsunuz. E fakat bu gençler sizlerden gelen yardımlarla ayakta duruyorlar diyelim. E Türkiye'nin birçok yerinde medreseler var. Buralarda ilim talep eden öğrenciler var. Benim sizlere tavsiyem. Öncelikli olaraktan kurbanını cihat bölgesine gönderebilenler, cihat bölgesine göndersinler. Vallahi orada bulunan yiğitler hem bizden daha hayırlıdır, hem de her şeyin en güzeline bizden daha fazla layıktırlar. Yani biz bir tane et yiyorsak onlar bir tane deve yemeyi hak ediyorlar. Biz eğer bir tane güzel bir şey giyiyorsak onlar çok çok daha fazlasını hak ediyorlar. Fakat bu bizimle mümkündür. Yani herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak. Biri ümmetin arzını müdafaa ediyorsa sen de biraz boğazından keseceksin. Biri ümmetin sınırlarını koruyorsa, ribat tutuyorsa sen de biraz giydiğinden fedakarlık edeceksin. Oradaki Müslümanlara yardımda bulunacaksın. Ha keza dediğim gibi burada bulunan öğrenciler de aynı şekildedir. Yani böyle bir imkanı olan kardeşler kendi kurbanlarından yemek konusunda serbest olmakla beraber, zahire olarak saklamakta serbest olmakla beraber fakat bunları bu şekilde kullanırsanız çok çok daha faziletli amel yapmış olursunuz. Allah Azze ve Celle'den temennim Bizleri bu hayırlı ve mübarek olan on güne ulaştırdığı gibi bizleri bu on günden istifade etmeye de muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle'den dilediğimiz bu günler Allah'ın yanında en büyük ve en sevimli günler olduğu gibi bizleri de kendi katındaki en sevimli kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle'den temennimiz ondan El-Alim ismiyle, Kadir ismiyle, Semih ismiyle, Rahman ismiyle, Kahhar ismiyle, Ali ismiyle talebimiz yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltmek için mücadele eden mücahitleri muzaffer kılmasıdır. Bizden önceki milletlere yardım edip onları yeryüzünün varisleri kıldığı gibi cihad eden kardeşlerimize yardım edip onları da yeryüzünün varisleri kılmasıdır. Allah Azze ve Celle'den temennimiz dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden Müslümanların kalplerini birbirine ısındırmasıdır. Onların aralarındaki ihtilafı en güzel şekilde merhametiyle çözmesidir. Allah Azze ve Celle'den temennimiz bizlere İslam dinini doğru anlamayı, hakkıyla yaşamayı ve bunun üzerine can vermeyi, can veren kullarından olmayı nasip eylesin. Sözlerimizin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.